Evet, hemofilde profilaksiden bahsettik ve profilaksinin getirdiği çok sayıda olumlu katkıdan bahsettik. Ama bunun zorlukları da var. Haftanın belli günleri hiç kanaması olmadığı halde hastamızın faktör tedavisi uygulaması gerekiyor. Yani profilaksi yapması, koruma tedavisi alması gerekiyor. Bütün hastalarda bunu yapmak zorunda değiliz. İşte kanadıkça tedavi diye başka bir tedavi yolumuz var. Orada hasta sadece kanadığı zaman faktör veriyoruz buna. Eğer sadece hasta kanadığı zaman faktör vererek kanamasını durdurabilirse ki durduruyoruz, buna kanadıkça tedavi diyoruz. Ama biz genelde ağır hemofili çocuklarda bunu pek tavsiye etmiyoruz. Tavsiyemiz ki şu anda Türkiye'de çocuk hemofili hastalarının %80'i 90'ı profilaktik tedavi kullanıyor. Niye? Çünkü okuluna rahatlıkla gidebiliyor, işine rahatlıkla gidebiliyor, okula giderken, işine giderken ilacını yapıyor. Bu şekilde bir koruma sağlıyor. Peki profilaksi içerisinde primer ve sekonder profilaksi şeklinde bir iki ayrım var. Onu vurgulamam lazım. Eğer 2 yaşından önce ağır hemofili hastasına profilaksiyi başlayabilirsek, eklemlerinde herhangi bir problem olmadan, kas eklem sisteminde herhangi bir problem olmadan 2 yaşından önce başlayabilirsek, şunu da hatırlatayım, tanıyı genellikle 1 yaşında koyduğumuzu söylemiştim. Yani tanıyı, hemofili tanısını 1 yaşında koyduktan sonra yaklaşık 2 yaşına kadar eklem kanamaları ve ciddi kas kanamaları başlamadan önce profilaksiyi başlayabilirsek buna primer profilaksi diyoruz. En iyisi bu. Bu şekilde hayat boyu eğer bunu devam edebilirsek eklem fonksiyonları çok iyi bir durumda kalıyor. Bir de sekonder profilaksi var. Diyelim ki sosyal güvence problemleri nedeniyle hasta 10 yaşına geldi, hatta profilaksi kullanamıyor. Ve o zamana kadar da diz dirsek eklemlerinde bazı bizim artropodi dediğimiz problemler çıkmış durumda. İşte eğer biz bu çocuğun hastalık tedavisine ilk 10 yaşta diyelim kanadıkça tedavi uyguladık. 10 yaşından sonra eğer profilaksiye başlarsak buna sekonder profilaksi diyoruz. Tabi burada elde ettiğimiz başarı biraz daha düşük oluyor. Çünkü daha önceden profilaksiye başlamakla geciktiğimiz için hastanın diz ve dirsek eklemlerinde bir miktar eklem problemi ortaya çıkıyor ve onun tamamen düzelmesi zor olabiliyor. Tabi uzun yıllar süren profilaksi ile sekonder profilaksi ile de eklemleri mümkün olduğu kadar düzeltmek mümkün. Fakat Batı ülkelerinde yapılan araştırmalarda şu görülmüş ki eklem problemlerinin sıfır derecesinde azaltılabilmesi için en önemlisi primer profilaksi, yani ağır hemofili hastası bebeklerimizde, çocuklarımızda 2 yaşından önce profilaksiye başlamamız gerekiyor. Yani primer profilaksi uygulamamız gerekiyor. İdeali bu.